önemsediğiniz projelerden başlayın. Sonra Yavuz Selim'le birlikte size sorularımızı aktaralım. Ben çok olur sorular soracağım. Eyvallah üstadım. Evet. Öncelikle tüm halkımızın Ramazan-ı Şerifleri mübarek olsun. Tabii bizler ilk Keçiören Belediye Başkanlığı'na aday gösterildiğimizde direkt muhtarlarımızla buluşmaya başladık. Burada önemli olan şuydu. Belki ben insanların karşısına geçmişteki CV'mle yaptıklarımla çıkabilirdim ama bir 10 gün boyunca Keçiören'imizin muhtarları olsun, sivil toplum örgütleri olsun, hemşeri dernekleri olsun, o şehri iyi bilen, geçmişte iyi orada yaşamış teknik ağabeylerimiz, ablalarımız olsun, bir araya akademisyen hocalarımız olsun, bir araya geldik ve halkımızın karşısına 60 proje vaadiyle çıktık. Bunu çıkmamızdaki amaç şuydu. Maalesef artık insanlar siyasi söylemlerle belediye başkanı istemiyor. Biz bunu halka indiğimizde de görüyoruz. Caddesinde, sokağında, pazarında, esnafında artık insanlar gerçekten de hizmete aç kalmış bir Keçiören'de karşı karşıyayız. Bu sebeple 60 projeyi hayata geçirecek projeler olarak tasarladık. Bunların her birini biz kendi Twitter sayfamızda, sosyal medya hesaplarımızda da bütün maddelerini içerecek şekilde mevcut projelerinin tamamıyla halkımızın karşısına çıktık. Bunu yaparken hassasiyetler gösterdik. Acaba geçmişte Keçiören'e neler yapılmamış? Acaba yaşlısına, gencine, orada yaşayan fakir fukarasından tutun da kimsesine kadar ve kent estetiğini etkileyen durumlarına kadar Keçiören'imize istihdam sağlayacak koşullarına kadar projelendirdik. Bunların en başında maalesef Keçiören'imiz şu an çöp bir şehirde yaşamaktadır. Çok ilginç. Bu arada bütün caddelerde, sokaklarda Keçiören Turgut Altınok'un, yani şimdi mevcut AKP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayının yıllarca belediye başkanlığı yaptığı yer. Evet, yer efendim maalesef. Kısa bir dönem biliyorsunuz Mustafa Beyefendi yapmış. O 30 yıldır da, yaklaşık 30 yıldır Hamza Kırmızı başkanımızdan sonra sene 94'te bırakmış, kaybetmiş. 25. Günümüze kadar 30 yıldır kesinlikle aynı zihniyet ve mantalite yönetmiş. Biz buna bir değişiklik ve gelişim getirmek zorundaydık. Çünkü insanlar bilgi çağına gittiği bir yerde bizler hala çöplerin içerisinde yaşıyoruz. Hala kadınlarımızın bir araya gelebilecekleri yerleri yok. İnsanlarımız spor yapacak yerleri yok. Ve yaşlarına sahip olunmayan, yani sayamayacağımız engellilerin neredeyse hiçe sayıldığı, sokak hayvanlar dediğimiz can dostlarımızın neredeyse insanlarla karşı karşıya getirildiği bir ortam ve şehirden bahsediyoruz. Bu hassasiyette biz şuna özen gösterdik. Bu projeleri yaptık ve Keçiören'in vicdanı olduk aslında. Bu çok önemliydi bizim için. Tüm projelerimiz insan odaklı oldu. Gayemiz de dedik insanlık davası olsun dedik. Rantın değil, halkın ve hakkının yanında olan projeler oldu. İsrafı önleyip bilim ve hukuk çerçevesinde nasıl insanlarla kucaklaşabiliriz bunun derdinde olduk. Kısacası ulaşım, kentsel dönüşüm, çöp, madde bağımlılığından tutun, sosyal hizmetlere, yeşil alanların artırılmasına kadar, sosyal ve kültürel konularda insanların bir arada yaşadığı, huzur içerisinde olduğu bir mekanların kavuştuğu bir Keçiören hayal ettik bunları planlarken. Keçiören geçmişte Ankara'mızın aslında parlayan bir yıldızı. Cumhuriyetimizin de biliyorsunuz karargahıydı. Evet. Ama gelinen noktada Keçiören sadece nüfusuyla ön planda duran ama neredeyse insanların dışarıya gidip sadece işlerini görebildiği, akşamları gelip yatmaya geldiği otel kent haline dönüşmüş. Düşünün ki bir böylesine Türkiye'nin dördüncü büyük ilçesinde bir tane bile otel yok efendim. Bir tane otel olmaz mı? Maalesef yok. Yani kısacası ilk projemiz geldiğimizde bir kere şehrimizi
O kötü görüntüler olan çöp yığınlarından, insan sağlığını tehdit eden çöp yığınlarından, can dostlarımızı tehdit eden çöp yığınlarından kurtararak akıllı konteynerler koyacağız. Onu da çevresel dönüşüme katkıda bulunacak bir şekilde planlayacağız. Bunun haricinde... Ya otel deyince şimdi... Evet. Koltuğunu devralacağınız Keçiören'in mevcut belediye başkanı Ankara'nın en lüks yerlerinde konutlar yapıyor. Antalya'da vesairede. Niye Keçiören'i yapmıyor? Ben o kısmını fazla bilmiyorum. Üstadım sizler bu konuya ilişkin haftalardır bir şeyi daha mücadele de veriyorsunuz görüyorum. Bir şeyi daha sorayım. Evet. Doktoranızı yaptınız. Evet efendim. Hangi üniversiteden mezunsunuz? Konya Selçuk Üniversitesi'nden efendim. Yani Azerbaycan'daki kapanmış bir üniversiteden değil yani. Yok. Allah aşkına boyunca kalabildiniz. Türkiye'de evet, tescil olunmuş ve yüksek seviyede bir üniversiteden. Hem de çok kaliteli bir yerdir. Evet. Ve... Zeynel abi bir ay önce senin programda söylemiştim. Evet. İki gün önce bir başka programda söyledim. Şimdi bugün Ankara'dan çok konuşulan şey diploma meselesi. Fakat iftira demiş Altınok. Biz doktoramızı bile gerçekten de uluslararası arenada buradan söylemeden geçemeyeceğim. Özellikle inşaat mühendisliğinin üstadlarından sayılan İngiltere'deki Little John'un öğrencisi olan Gazi Üniversitesi şu anda da inşaat mühendisliği bölüm başkanı olan Profesör Doktor Murat Molla Mahmutoğlu hocam gibi bir insandan yaptık. Biz de öyle doktora falan yapmak kolay bir iş değildir efendim. Biliyorum. Yani biz 6 yılda anca bitirebildik yani ona göre düşünün. Niye 33 günde gidip Azerbaycan'dan evet, diploma almadın? Vallahi Allah ıslah eylesin. Kaşımaya devam ediyor. Bir şey diyemeyeceğiz. Yavuz Selim ikinci bölümde bu konuyu konuşuruz. Konuşalım. Çünkü konuşalım. Ben şimdi bir de şeyi çok merak ediyorum. Mal varlığı meselesi. Evet. Beyan ettiniz mi? Ben her sene mal varlığımı zaten beyan ediyorum ki. Devletim beni kademe kademe izliyor. Babanızdan, annenizden böyle... Ya illaki babamızdan da kalan mallarımız var ama afaki ölçülerde birilerinin dediği gibi, iddia ettiği gibi değil yani. Peki şeydi, Altındağ'daki tarihi konaklarda konutunuz veya çalışma ofisiniz var mı? Yok maalesef. Ya yani niye yok? Şimdi bakın, Suat Kılıç şimdi yeniden Refah Partisi'nin adayı Ankara'da. Onun var 3 tane hem de. Bülent Arınç'ım var, bakanlık yapmış bunlar. Hüseyin Çelik'im var. Nihat Ergun'um var. Hayati Yazıcı'nın var. Bir de yeni bir şey daha öğrendim bugün. Murat Kurum'un da varmış. İstanbul'dayım. Peki beyan ettiği mal beyanın yani Altındağ'da var mı? Bir konut diyor ya. Diyor ha. Ama işte tarihi konaklardan birisi. Anladım. Orayı da çok seviyorlar. Hı hı. İkinci yani, bölümde bol bol konuşacağız. Konuşalım. Evet, bize de bir tane birileri hibe etse falan yani. Altındağ Belediye Başkanı. Konuşalım diyorum. Konuşalım. Evet, biz Keçiören'imize dönelim. Dönelim. İsterseniz. Dönelim. Ya bizim işimiz gücümüz Keçiören olacak. Gerçekten de. Hiç kimseyi ayırt etmeden 1 Nisan sabahında o siyasi rozetin bir tarafta durduğu ama gururla durduğu. Ama bütün bize oy veren vermeyen kim olursa bütün halkımızı kucaklayan, kapısı açık olan, insanlara eşit mesafede hizmet eden anlayışın içerisinde Keçiören'e hizmet etmeyi planlıyoruz. Tek bir şiar üzerine geldik üstadım, tek bir şiar. Gerçekten de bu samimi duygularımızla geldik. Hakkın hakkı için halka hizmet belediyeciliği. Yani biz bu düsturumuzu aslında nereden alıyoruz? Yine kültür kodlarımızdan alıyoruz. Hoca Ahmet Yesevi ve Anadolu Erenleri diye... Biliyorsunuz bizim atalarımız var. Anadolu coğrafyasına geldiklerinde ilmiyle, bilmiyle, hizmetiyle kendilerini sevdirmiş, Anadolu'ya yurt edinmemizi sağlayan bir ecdadın ürünleriyiz. Ahilik kültürüyle esnafını bir arada tutan, halkına hizmet eden bir ceddin evlatlarıyız. Onun için biz buna layık olmaya çalışan hizmetlerin ölçüsünde olacağız. Evet. Şimdi bu projelerimizden biraz bahsedecek lütfen olursak, tabii, ilk işimizi söyledik. Çöp konteynerlerimizi koyup bir kere Keçiören'imizi rahatlatacağız evet, bu noktada. O çöp kentsiz olma halinden çıkaracağız. Keçiören'imizin ikinci en büyük yani problemlerinden gördüğümüz kentsel dönüşüm projesi. Hı hı. Kentsel dönüşüm 25 yıldır maalesef hep söylev olarak kalmış, insanlara vaatler verilmiş ama buna ilişkin liyakatlı bir kadro ve plancılarla bu işler yürütülememiş. Bu iş bir uzmanlık alan gerektirir.
Sadece bir şey olduğu yerde emsalini artırayım, iki katına, üç katına çıkarayım derseniz burada başarı elde edemezsiniz. Neden? İnsan nüfusunu 2-3 katına çıkardığınız anda siz oradaki ulaşımı kaldıramazsınız, altyapıyı kaldıramazsınız. İnsan katı 2-3 katına çıktığı için ilk öğretim, ortaokul, lise gibi eğitime ilişkin kapasiteyi karşılayamazsınız. Sağlık ocaklarının kapasitesini karşılayamazsınız. Hatta hastane gereksinimi dahi doğabilir. Yani bunun gibi meseleleri bir arada planlamanız gerekiyor. Ayrıca diğer önemli bir mevzuda hak sahiplerinin haklarını koruduğumuz ve çevreyi koruduğumuz kadar doğanın o mevcut yapısında bozmamamız gerekiyor. Bozar iseniz sel felaketleriyle karşı karşıya kalırsınız. Bozarsanız heyelanlarla karşı karşıya kalırsınız. Ve buna benzer afetler doğurursunuz. Onun için buna geçmiş tecrübesi yüksek, bu işte hemhal olmuş, bu işin ciddi eğitimini görmüş, uygulamasını yapmış, kadrolarla yapıyor olmanız gerekiyor. Biz Allah'a şükür geçmiş dönemde toplu kont idaresi olsun, daha sonrasında Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde biliyorsunuz Belko ve Portaş'ın genel müdürlüklerini yaptık. Evet. Portaş adı altında örneğin biz geldiğimizde Mamak kentsel dönüşümü tamamen durmuş, bir paralize bir hal vardı, kangren oluşmuştu. Biz geldik ivedilikle Mamak kentsel dönüşümü diye basit bakmayın, Türkiye'nin en büyük kentsel dönüşüm projesi. Hı hı. Oraya ilk planlamalarını düzgün bir şekilde yaptık. Bunu yaparken maalesef odalarımızı da es geçmedik. Onlarla beraber oturduk, çalıştık. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin liyakatlı kadrolarıyla oturduk, çalıştık. İlgili birim ve daire başkanlıklarıyla beraber çalıştık. Ve bu sorunun üstesinden gelerek şu anda insanlar oraya yerleşmiş durumda. Ve orada yaşamaya başladılar. Diğer taraftan uyuşturucu batağına saplanmış bir Hıdırlık Tepe vardı biliyorsunuz. Evet, Hıdırlık Tepe. Orayı Allah'a şükür temizledik. Şu an konutlarımız ve orada yaptığımız rekreasyon alanlarından tutun, İnşallah durdurulan ama haklı olduğumuz için tekrar onay verilen 100. Şükran Kulesi'nin de oraya yapımına devam ediyor arkadaşlarımız. Dikmen Vadisi'ni de siz tamamladınız. Onu da anlatacağım. Dikmen Vadisi'nin neredeyse yarısı yapılmıştı. Evet. Son diğer tarafı, en önemli taraf oranın ortasında, dikmenin ortasında tamamen metruk ve mezbelelik bir hale getirilmiş. Orası bırakılmıştı, oraya da biz başladık. Hı hı. Oradaki mağdur olan insanlarımızın da sorununa el atmaya başladık. Demek ki bu işler liyakatlı kadrolarla, uzman ellerle gittiği zaman olabiliyor imiş. Sayın Mansur Başkanımız da zaten kendi şahsımın kentsel uzmanlığı noktasında güvendiği için Keçiören Belediyesi'ne bizi belediye başkan adaylığı yapma noktasında katkısı çok büyüktür bu noktada. Hı. Şimdi yani sizin tecrübelerinizden burada yararlanmak için. Düğmeyi önemli olan düzgün iliklememiz lazım kentsel dönüşümde. Onun için biz mevcutta hem bölge halkına yarar olsun hem uyuşturucuyla mücadele olsun. Biliyorsunuz kentsel dönüşüm alanlardaki vadilerde çok ciddi uyuşturucu yataklanmaları oluşuyor. Hı hı. Ne olduğu belli olmayan zamansal değişim gösteren kulübeler dahi oluşturuluyor. Siz burayı kentsel dönüşüme tabi tutarsanız, yaşanabilir bir hale getirirseniz artık bu yuvalanmayı orada bertaraf edersiniz. Hı hı. Şimdi biz onun için ilk önce mevcutta Hacı Kadın vadisi var. Burayı senelerdir mevcut zihniyet söz vere vere halkımızı oyalaya oyalaya maalesef hiçbir şey yapmamış. Biz buna ilişkin çok ciddi proje geliştirdik ve bunları bizim sosyal medya hesaplarımızda bütün projesine kadar yayınladık. Yani girip statiğine de bakabilirler, mekaniğine de bakabilirler, altyapı projelerine de bakabilirler. Geldiğimizde ilk